Tevfik Fikret, 24 Aralık 1867 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şair önce Mahmudiye Valide Rüştiyesine, ardından Galatasaray Sultanesine devam etti. Galatasaray Lisesi'nde Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Recaizade Mahmut Ekrem'den edebiyat dersleri aldı. 1888 yılında okulundan mezun olduktan sonra Hariciye Bakanlığı İstişare Odası'nda çalışmaya başladı. Bu arada ticaret mektebi ailesinde Hüsni Hat ve Fransızca dersleri verdi. 1894'te Galatasaray Sultanisi'nde Türkçe öğretmenliği görevine atandı. Ancak bu görevinden 1895'te istifa etti ve ardından Robert Kolej'de Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in önerisiyle Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Bu tarihten sonra yenilik yanlısı edebiyatçılarla edebiyatı ı Cedide hareketini başlattılar. Ancak bir takım olaylar ve aralarında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı Servet-i dergisinden 1901'de ayrıldı. 1903'te Rumeli Hisarı sırtlarında Aşiyan adını verdiği evini yaptı ve orada adeta inzivaya çekildi. Fikret'in inziva dönemi 1908'e kadar sürdü. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanıyla umutlandı. Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım'la birlikte Tanin'i çıkarmaya başladı. Ancak bir takım görüş ayrılıkları nedeniyle Tanin'den de ayrıldı. Ocak 1909'da Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne atandıysa da okulda yaşanan bir takım huzursuzluklar nedeniyle istifa etti. Nail Bey'in Marif Bakanlığı sırasında yeniden bu göreve getirildi. Ancak Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'nden ayrılıp Amerikan Koleji'nde çalışmaya başladı. Tevfik Fikret ilk şiirlerini 1884 yılından itibaren Tercümanı Hakikat gazetesinde yayımlar. Şairin 1884-1891 yılları arasında yazdığı bu manzumeler muallim Naci etkisinde kaleme alınmıştır. Bundan sonra şiirleri 1891-1895 yılları arasında Mirsaat ve Malumat dergilerinde çıkar. Bu yıllarda Naci halkasından kopan şair, yeni bir şiir aramaktadır ve Recai Zade Mahmut Ekrem ile Hamit'in etki alanındadır. 1896'da Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesiyle birlikte olgunluk dönemine ulaşır. Aynı zamanda bir ressam olan Tevfik Fikret, çeşitli şiirlerinde kimi şairlerin veya hayali kişilerin portrelerini tasvir eder. Tevfik Fikret'in şiirlerinde yoksul, kimsesiz, zavallı kişilere merhamet duygusu geniş bir yer tutar. Bu şiirler esas itibariyle şairin birtakım toplumsal sorunlara duyarlı olduğunun da işaretidir.